yetimhane odaları soğuk, karanlık, sessiz ve çok acımasız. Hayatta yaşadığım tek sorun yetimhanede büyümüş olmam değil. Ben mi hikayem? Şu an sizle. Bunun sebebi ise onları görüyor olmam. Onlar diye hitap ettiğim şeyler, cinler. Evet, onlar var ve biz kadar gerçekler. Bunu söylemek ne kadar yanlış ve mantıksız olsa da, bazı zamanlarda bizlerden daha güçlüler bazı zamanlarda Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Küçük yaşta annemi kaybettim. Babam başka bir kadınla evlenince Beni istememiş. Beni yetimhaneye bırakmış. Aradan 3 sene sonra babamın yeni evlendiği kadın babamı dolandırıp bütün servetine el koyunca üstüne bir de babamı başka bir adamla aldatınca babam bu olaylara dayanamayıp annemin mezarı başında kendi kafasına sıkarak intihar etmiş. Ben yetimhaneye bırakıldığımda iki yaşındaymışım. Hiçbir şeyin farkında olmadan geçmiş yıllar ta ki ben 12 yaşına gelene kadar ben 12 yaşındayken öğrendim tüm gerçekleri ve hayat benim için o zaman başladı. Merhaba. Adım Suzan. 30 yaşındayım. Size Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı bir köyden yazıyorum. Niye bu köydeyim? Hikayem niye bu kanalda? Yaşadığım olayları sizinle paylaştıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Hikayenin başında belirttiğim gibi annem ben 1 yaşındayken ölmüş. Babam da annemin ölümünden 1 sene sonra Suhal diye bir kadınla evlenmiş. Kadın babamı sadece para için seviyormuş. Evliliklerinden iki sene sonra kadın babamın neyi var neyi yok kendi üstüne geçirmiş. Babam da buna dayanamayıp nasıl bir hata yaptım ben diyerek annemin mezarı başında kendi kafasına sıkarak intihar etmiş. Yaşadığım yetimhane oldukça büyük. Genelde 5 ve 16 yaş arası çocukların olduğu bir yetimhane. Ben buraya ...iki yaşımda bırakıldığım için yetimhanenin her yerini biliyordum. Bir gün Yetimhanenin bahçesinde dolaşırken bizim gitmemiz yasak olan arka bahçeden gelen bir ses duydum. İnleme sesine benziyordu. Acı çeken birinin yardım feryadını anımsatan bir ses. Yavaşça oraya doğru ilerledim. Arka bahçeye geçiş yolunda duran kocaman bir incir ağacı vardı. Ağacın oraya geldiğimde sesler daha netlik kazanmıştı. Kısık bir sesle kim var orada dedim. Benim sesimi duyunca inlemeyi kesti. Ben tekrar orada biri mi var diye sordum aniden sert bir rüzgar esti ve ortalığı dayanılmaz bir koku sardı. Birden karşımda çirkin bir varlık belirdi. Eli yüzü yanmış, gözleri kömür siyahı, dudakları morarmıştı. Benim yüz seviyeme gelerek bana yardım et dedi. Ben korkudan kendimi geri atıp kaçmaya başladım. Odama gidip yatağıma yattım. Korkudan titriyordum. Odam dediğime bakmayın. Biz bir odada sekiz kişi kalıyorduk.'' Diğer çocuklar beni sevmezlerdi. Ben sessiz ve kimseyle konuşmayan bir çocuktum. Beni o halde gören diğer kızlar yanıma gelip "Ne oldu sana böyle? Hortlak mı gördün? Ezik." diyerek kahkaha atıyorlardı. Benimle alay edilmesinden hoşlanmazdım. "Gidin başımdan, beni rahat bırakın." dedim. O kızlar bana bakarak "Korkak. Şimdi bir de yatağını ıslatır bu." diyerek dalga geçmeye devam ediyordu. Ben battaniyeyi kafama çekip ellerimle kulaklarımı kapattım. Bir süre sonra o kızlar aman bırakın şu ana kuzusunu diyerek odadan çıktılar. Ben yataktan çıkmaya bile korkuyordum. Yatma saati gelmişti. Saat 21.00'da herkes yatağında olmak zorundaydı. Ben zaten yataktan hiç çıkmamıştım. Yetimhane görevlisi Hatice ablanın sesi koridorda yankılandı. Herkes odalarına girsin. 5 dakika sonra ışıklar kapanacak diye. Kızlar odaya girdiler. Aralarında bir şeyler konuşarak gülüyorlardı. Ben onları kale almadan arkamı duvarı dönüp uyumaya çalıştım. Aradan 2-3 dakika geçmişti. Ben Ranza'nın üstünde yatıyordum. Altında ise Ayşe yatıyordu. Ayşe diğer kızlara oranla biraz daha merhametli ve iyimserdi. Kısık bir sesle yapmayın yazıktır kızlar dediğini duydum. Ne oluyor Ayşe diye Ranza'dan aşağıya bakacaktım. Bir anda karşımda uzun boylu bembeyaz bir varlık gördüm. Ani bir refleksle kendimi geri attım. Sonra dengemi kaybedip ranzadan aşağıya düştüm. Sonra o uzun boylu beyaz varlığın bizim kızlar olduğunu fark ettim. Zehra Sıla'nın omzuna çıkmış, üzerlerine beyaz bir çarşaf geçirip beni korkutmuşlardı. Düşmenin etkisiyle hem bacağım hem kolum çok acımıştı. Ranzalar çocuk ranzası olduğu için çok yüksek değildi ama yine de canım yanmıştı. Olduğum yerde ağlıyordum. Diğer kızlar gülüyordu. Ayşe yanıma geldi ve beni kaldırdı. Diğer kızlara bakarak yaptığınız hiç doğru bir şey değil. Kolu kırılabilirdi dedi. Beni kaldırıp alt ranzaya yatırdı. Kendisi de yukarıya çıkıp yattı. Beni uyku tutmuyordu. Hala o bahçede gördüğüm şekilsiz varlık geliyordu gözümün önüne. Zar zor uykuya dalmayı başarmıştım. Rüyamda bir kadın gördüm. Temiz yüzlü, beyaz elbiseli bir kadın. Bana bakarak gülümsüyordu. Bana doğru yaklaştı. Yüzüme bakıp, kızım benim, çok güzelsin. Ne kadar da büyümüşsün dedi. Ben o kadına sen kimsin dedim. Kadın ellerini saçlarıma koyup Ben senin annenim. Biliyorum. Beni hatırlamazsın. Çok küçüktün ben öldüğümde dedi. Tam o sırada annem olduğunu söyleyen kadın birden ayağa kalktı ve Bana uyan. Uyanmalısın. Onlar geliyor diye telaşlı bir şekilde bağırmaya başladı. Ben kimler geliyor? Kimden bahsediyorsunuz dedim. O kadın gitmem lazım kızım. Seni çok seviyorum dedi ve iki adım geri attı. Annemin arkasında bir anda iki tane o bahçede gördüğüm varlıklara benzer dumanımsı şeyler belirdi. Annemin kollarından tutup geri geri sürüklemeye başladılar. Ben de istemsiz olarak bırakın onu nereye gidiyorsunuz bırakın diye bağırdım. O varlıklar annemi karanlığın içine çekti. Daha sonra benim karşıma elinde eğri büğrü bir sopa olan uzun boylu, yaşlı, bakımsız, siyah gözleri olan bir adam belirdi. Bana bakarak korkma küçüğüm sana zarar vermeyeceğim sen savunmasız ve masumsun. O kadın senin annenli değil mi? diye sordu. Ben de evet ama onu götürdüler dedim. O adam tekrar konuştu. Merak etme, annen iyi. Onu yine görmek istiyorsan sana söylediklerimi yap dedi. Ben de ne istiyorsunuz diye sordum. Adam eğildi ve kulaklarıma şu sözleri söyledi. Uyandığında arka bahçeye git. Orada büyük incir ağacının altında bir tane bez bebek var. Onu al. O sana neler yapmanı söyleyecek. Seni o sana zarar veren çocuklardan koruyacak. Şimdi uyan dedi ve ben kantar içinde uyandım. Herkes uyuyordu. Etrafıma bakındım. Kötü bir rüyaydı sanırım deyip tekrar yattım. Gözlerimi kapattığımda henüz uyumadan yine o varlığı gördüm. Öfkeli bir ses tonu ile ''Haydi kalk Suzan'' dedi. Ben yataktan kalktım. Başım acayip dönüyordu. Sanki vücudumu başka biri yönlendiriyordu. İstemsizce yürümeye başladım. Benim yaklaştığım kapılar kendiliğinden açılıyordu. Açılan kapılardan çıkarak bahçeye ulaştım. Bahçede o varlık vardı. Bana uzun parmakları ile büyük incir ağacını gösteriyor. O tarafa git Suzan diyordu. Ben incir ağacına doğru yaklaştıkça kulağıma fısıldamalar, anlamsız sesler, küçük küçük gülücükler geliyordu. İncir ağacının dibine geldiğimde orada daha önce görmediğim bir kuyu vardı. Bu kuyu size şöyle tarif edeyim. İzleyenler bilir. Halka filmindeki kuyuya benziyordu. Oraya doğru yavaş adımlarla ilerledim. Kuyunun dibinde bir bez bebek vardı. İnciracı ve kuyunun orta yerinde duruyordu. O fısıldamalar yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Tiz bir ses tonu ile, Al Suzan, o bebeği al, o sana bizim hediyemiz, al o bebeği diyordu. Eğilip bebeği aldım. Çok iyi hatırlıyorum. O çirkin eski bezbebeği elime alınca etrafı çok farklı görmeye başladım. Belki inanmazsınız, ama karanlıkta gözlerim aydınlanmış gibi net görüyordu. Ve yalnız değildim. Etrafımda irili ufaklı, kısalı uzunlu varlıklar vardı. Hepsi bana bakıyor, çirkin çirkin gülümsüyordu. Ama ben onlardan korkmuyordum. Aksine ben de onlara gülümsüyordum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda sabah olmuştu. Yatağımdaydım. Kızlar kalkmıştı. Ben de kalkıp üstümü giymek istedim. Üzerimdeki battaniyeyi kaldırdığımda o bebek yanımda yatıyordu. Ben dün geceki yaşadıklarımı rüya sanıyordum ki zaten hala öyle düşünüyorum. Acaba rüya mıydı, gerçek miydi diye. Yatağın içinde oturdum. Bebeği ellerime aldım. Ona bakıyordum. Sıla yanıma geldi ve o elindeki ne senin dedi. Bebeği elimden hızla çekip aldı. Ben bir anda öfkelenip Sıla'ya saldırmışım. Ayşe tuttu beni. Nevrim dönmüştü. Ne yaptığımı bilmiyordum. Tek hatırladığım şey Sıla'nın yerde ağzı bunu kan içindeydi. Hikayenin küçük bir kısmını Ayşe'nin ağzından anlatacağım. Sıla, Suzan'ın elinden bebeği alınca, Suzan deliye döndü adeta. O masum sessiz kız, bir anda bir canavar oldu sanki. Sıla'nın üzerine atlayıp, onu ısırmaya, tırmalamaya, ona ardı ardına yumruklar vurmaya başladı. Elinden zor aldık Sıla'yı. Ayşe bunları bana, kendime gelince anlattı. Daha sonra, Hatice abla bana, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Senden hiç beklemezdim Suzan dedi. Ben de, Hatice abla, ama o da benim bebeğimi aldı dedim. Hatice abla tuhaf bir şekilde yüzüme bakarak ''O bebeği nereden buldun? Hiç sağlıklı bir şey değil. Kirpas içinde. Onu bulduğun yere at.'' dedi. ''Ben de hayır. Olmaz. Bu bebek bana onların hediyesi.'' dedim. Hatice abla bana kimin hediyesi diye sorunca ben bir an duraksadım. Sol kulağımın yanında bir fısıldama duydum. ''Ona bir şey anlatma.'' dedi. Ben de susup kucağımdaki bebeğe sıkıca sarıldım. ''Hatice abla tamam madem çok sevdin o bebeği ver.'' ''Yıkayayım.'' dedi. ''Ben vermek istemediğimi kendimi kıyabileceğimi söyledim.'' Hatice abla kızgın bir ses tonu ile ''Bir daha birine zarar verirsen bu sefer ben ve yönetim bu kadar anlayışlı olmaz Suzan.'' ''Haberin olsun.'' dedi. Ben de tamam der gibi kafamı salladım. Bebeği de alıp bahçeye çıktım. Bebekle konuşuyordum. Bir gün herkes benim ne kadar güçlü olduğumu görecek. Onlara bunu öğreteceğim dedim. O sırada kucağımda duran bebek çirkin bir ses tonu ile ''Sen zaten güçlüsün Suzan. Sadece bunun farkında değilsin.'' Ama korkma bundan sonra ben senin yanındayım. Sana kimse zarar veremeyecek dedi. Ben şaşkınlıkla bebeğe bakıyordum. Ağzını kımıldatmadan nasıl konuşabiliyordu? Hemen etrafıma bakıp birinin bana oyun oynadığını düşünerek kim var orada, kim de o konuşan diye seslendim. O bebek tekrar konuşarak bendim Suzan. Beni senden başka kimse duyamaz dedi. Ben de bunun nasıl mümkün olduğunu sordum. O bebek adının Lamir olduğunu, kendisinin bir cin bebek olduğunu söyledi ve Pana, burada rahat konuşamıyorum. Arka bahçedeki beni bulduğun incir ağacının yanındaki kuyunun oraya gidelim. Hadi dedi. Ben de tamam diyebildim sadece. O kuyunun olduğu yere doğru yürümeye başladım. Kuyunun oraya geldiğimde gündüz olmasına rağmen hava kararmıştı. Lamir bana seslendi. Suzan, kuyudan aşağıya bak dedi. Ben kuyudan aşağı bakınca kuyunun içinde onlarca çocuk gördüm. Kiminin boğazı kesilmiş, kiminin kolu yok, kiminin bacağı. Yüzleri morluk içinde, cansız bedenlerini yılanlar, kurtçuklar yordu. Korkup kendimi geri ittim. Bunlara ne oldu böyle dedim. Lamir bana, onlar bize inanmayan yaramaz çocuklar. Benim eski arkadaşlarım onlar. Benimle arkadaş olmayı istemediler ve şimdi o yüzden böyle cezalandırdılar. Sen bana inanıyorsun değil mi Suzan? dedi. Ben de korku dolu gözlerle kafamı salladım. Ben orada öylece otururken arkamdan gelen bir sesle irkildim. O ses Sıla'ya aitti. Sıla Elif ve Gamze bana doğru yaklaşıyordu. Sıla bana bakarak sen ne yapıyorsun burada? Deli psikopat. Bak yüzümü ne hale getirdin. Şimdi sıra bende dedi. Elindeki meyve bıçağıyla üstüme yürümeye başladı. Ben tam kaçacaktım ki. Lamir bana dur. Kaçma. Bana bırak onu dedi. Ben olduğum yerde durdum. Sıla benim elimde duran bez bebeği çekip aldı. Daha sonra onu yere atıp çiğnemeye başladı. Bir yandan da bana hakaretler ediyordu. Önce senin bu pis bebeğini parça parça edeceğim. Sonra da seni dedi. Tam o sırada bir anda gökyüzünü belki yüzlerce karga sardı. Hepsi bir anda Sıla'nın üzerine gelmeye başladı. Kimisi Sıla'ya hızlıca çarpıp onu yeri devirmeye çalışıyor. Kimi saçlarını pençesiyle yoruyor. Kimi ise Sıla'ya ardı ardına gagasıyla vuruyordu. Diğer kızlar bu manzarayı görünce kaçtılar. Hemen gidip Hatice ablaya haber vermişler. Hatice abla koşarak bizim bulunduğumuz yere geldi ve Sıla'yı yerde deliler gibi yuvarlanırken gördü. Bana bakarak ne oluyor burada Suzan dedi. Ben büyülenmiş bir şekilde Sıla'ya bakıyordum. Onun öyle acı dolu çığlık atması benim acayip hoşuma gidiyordu. Ama ilginç olan bir şey vardı. Hatice abla kargaları göremiyordu. Yerde yatan Sıla'yı tokatlayarak kendine gel Sıla diye bağırdı. Ve Sıla hala yerde debeleniyordu. Hatice abla en sonunda dua okumaya başladı. Dua okumaya başlayınca kargalar bir anda kaçışmaya başladı. Sıla kendine geliyordu yavaş yavaş. Tamamen kendine gelince de Hatice abla ona ne olduğunu sordu. Sıla anlatıyor. Suzan'ın elindeki bebeği aldım, yere attım. Ben bebeği yere atınca, tekmelemeye başlayınca yüzlerce karga üstüme saldırdı. Ben tepki veremiyordum. Kargalar bana saldırınca çirkin bir ses tonu ile biri ya da birilerinin bana öl çamur parçası dediğini duydum. Ve bu cümleyi defalarca kez söylediler. Sonra senin sesini duyunca kargalar bir anda dağılmaya, kaçışmaya başladı dedi. Hatice abla şaşkınlıkla Sıla'yı dinliyordu. Sıla'nın sözü bitince Hatice abla kızım sen kafayı mı yedin? Ne kargası? Havada bir tane serçe bile yok dedi ve kızgın bir ses tonu ile bıktım sizin bu saçmalıklarınızdan. Şimdi herkes yukarı çıksın. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Yemekhaneye geçin. Yemek saati geldi dedi ve herkes kafasını öne eğip yukarıya çıktı.'' Ben de bebeği alıp çıktım. Canım yemek yemek istemiyordu. Odaya gidip yatağıma uzandım. Bebeğe bakıyordum. Gördüğüm rüya aklıma geldi. Annemi rüyamda tekrar görebilecek miyim diye düşünmeye başladım. Ben bunlar içimden düşünüyordum. Tam o esnada yanımda duran bebekten şu sözleri duydum. ''Eğer benim istediklerimi yaparsan anneni sana tekrar göstereceğim.'' dedi. Ben şaşkınlık ve biraz da korkuyla ''Ne yapmamı istiyorsun?'' dedim. Bebek konuşmadı. Tekrar sordum. Ne yapmam istiyorsun? Bebek yine konuşmadı. Ben sinirlendim. Bebeği alıp ranzadan aşağıya attım. O sırada odanın içine onlarca karanlık varlık. Yani dumanımsı, sadece gözlerinin kırmızısı görünen varlıklar doldu. Hepsi benim çevremde çember oluşturdular. İçlerinden bir tanesi benim yere attığım bebeği aldı ve benim yanıma geldi. Ben ranzanın üstünde olduğum için o varlıkla göz göze gelmiştik. Bebeği bana uzattı ve o seni seçti.'' o senin oyuncağın değil. Sen onun oyuncağısın Suzan. Dedi ve geri geri çekildi. Bebeğin yüzünde korkutucu bir gülümseme vardı. Ben o varlığa bakarak titrek bir ses tonu ile bebek benden ne yapmamı istiyor diye sordum. O varlık bir insanın kanını donduracak bir sesle o bebek sana zarar verenleri cezalandırabilir. Seni güçlü yapabilir. Seni koruyabilir. Ama sen o bebeğin istediklerini yapmazsan seni hiç acımadan öldürür Suzan dedi ve bir anda hepsi kayboldu. Ben hala sorumun cevabını alamamıştım. Ben bunları düşünürken odaya Sıla ve arkadaşları geldi. Sıla bana sanki beni öldürecekmiş gibi bakıyordu. Ranzam'ın yanına geldi ve senin işin bitmedi böcek. Aklın varsa bu gece hiç uyuma. Bir daha uyanamayabilirsin. Seni de o çirkin kokuşmuş bebeğini de paramparça edeceğim dedi ve bana elinde tuttuğu meyve bıçağını göstererek yanımdan uzaklaştı. Ayşe de bıçağı görmüştü. Ben bebeği kucağımda sıkı sıkı tutup Sıla'nın olduğu ranzaya bakıyordum. Gözlerim kapanmak üzereydi ama uyumaya korkuyordum. Ama dayanamayıp uykuya yenik düştüm. Zannediyorum aradan fazla bir zaman geçmedi ki bir ses duydum. Sıla yapma diyordu. Birden gözlerimi açtım ve Sıla'yı baş ucumda gördüm. Ayşe Sıla'nın bıçak tuttuğu elini tutuyordu. Kendimi hemen ranzadan diğer taraftan aşağı attım. Sıla Ayşe'den kurtulup benim olduğum tarafa gelerek üstüme atladı. Seni öldüreceğim böcek diyordu. Yerde bir süre cebelleştikten sonra ben kendimden geçtim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sıla yerde kanlar içinde yatıyordu. Hikayenin bir kısmını Ayşe'nin ağzından anlatacağım. Suzan ranzadan kendini atınca sırt üstü yere düştü. Sıla da benim ellerimden kurtulup Suzan'ın üstüne atladı. Onu bıçaklamaya çalışıyordu. Tam o sırada Suzan birden Sıla'yı üstünden karşı duvara etti ve Sıla'nın elindeki bıçağı alıp Sıla'ya derin çizikler atmaya başladı. Yüzüne, koluna, bacaklarına, ardı ardına çizikler atıyor. Arapçaya benzer bir dille lehnete, kunyeteke diyordu. Seslere uyanan diğer kızlar Sıla'yı yerde kanlar içinde görünce çığlık atmaya başladı. Ben Suzan'ı Sıla'nın üzerinden zorla aldım. Kızlardan birisi Hatice ablayı çağırmıştı. Hatice abla gelince Neler oluyor burada dedi. Ben de olanları bir bir anlattım. Suzan devam ediyor. Ben ne yapmıştım böyle? Sıla'ya bunu yapan ben miydim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatice abla herkes yatağına dönsün dedi. İki tane daha görevli çağırıp Sıla'yı götürdüler. Hatice abla benim kolumdan tutup beni karanlık ceza odasına götürdü ve bu geceyi burada geçir. Sabah yönetime gideceksin dedi. O geceyi karanlık odada geçirdim. Bebeğimle beraber karanlıkta otururken Sıla'ya yaptıklarımı düşünüyordum. Bebek, yani Lamir konuştu. O bunu hak etti Suzan. O sana zarar vermeye çalıştı dedi. Ben bu olanlara bir anlam veremiyordum. Kafayı yemek üzereydim. Olduğum yerde uyuyakalmışım. Sabah olmuştu. Hatice abla gelip beni çıkardı. Müdürenin odasına götürdü. Müdüre Selma Hanım bana bakarak ''Suzan, dün gece neler oldu?'' dedi. ''Ben de sadece Sıla beni öldürmek istedi.'' Dedikten sonra kafamı öne eğdim. Selma Hanım yanıma geldi. Ayşe bana olanları anlattı. Senin bir suçun yok. Sen kendini savunmuşsun. İyi ki Sıla'yı sadece çizmişsin. Sıla'nın durumu iyi. Hastanede ve bundan sonra da bu yetimhaneye gelemeyecek. Onu başka bir yetimhaneye naklettim. Şimdi çık odaya. Yat uyu. Kendini topla dedi. Ben de tamam diyerek odaya çıktım. Biraz odada uyuduktan sonra yemekhaneye gittim. Yemekhanedeki herkes bana korku dolu gözlerle bakıyordu ve bu benim hoşuma gitmişti. Artık yetimhanede kimse bana karışamıyordu. Herkes benden korkuyordu. Ben Lamir yanımdan hiç ayırmadım. Onu bulduğum günden beri birçok korkutucu olay yaşadım ama Lamir beni koruyordu. Herkesten ve her şeyden. Seneler geçti. Ben 17 yaşımı doldurmak üzereydim. 2 ay sonra 18'e gidecektim. Her şey çok normal olmasa da benim için normaldi artık. Onların sesini duyuyordum. Ara ara görüyordum da. Bir gün kütüphaneden aldığım kitabı okurken uyuyakalmışım. Rüyamda o incir ağacının yanındaki kuyunun içindeydim. Lamir de yanımdaydı. Ben yukarı çıkmaya çalışıyordum. Üzerimde elbiselerim ıslanmış. Çamur içindeydi. Bağırıyorum. Sesimi kimse duymuyor. Tırmanmaya çalışıyorum. Kuyunun yarısına kadar gelip geri düşüyorum. Lamir konuşmaya başladı. Az kaldı Susan. Çok az kaldı dedi. Ben de neye az kaldı diye sordum. Zamanı gelince öğreneceksin Şimdi uyan dedi ve ben kanter içinde yataktan sıçradım. Gece yarısıydı. Herkes uyuyordu. Kalkıp lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Aynada öyle bir süre kendime baktım. Bir anda aynadaki yansımam ben ona öyle bakarken gülümsemeye başladı. Ben bana gülümsüyordum. Küçük bir tebessüm etti. Daha sonra kahkaha atarak gülmeye başladı. Ben kendimi geri attım. Gözlerimi kapattım. 15-20 saniye sonra Aynaya tekrar baktığımda normaldi. Odaya gidip yatağıma yattım. Sürekli Lamir'in sesini duyuyordum. Az kaldı Suzan diyordu. Böyle Lamir'in fısıltıları eşliğinde kalmışım. Yine rüya görüyordum. Boş, kocaman bir arazi. Yüzlerce cin ve cinna toplanmış. Dans ediyor, oyunlar oynuyor. Siyah çarşaflı kadınlar, koca koca kazanlarda bir şeyler pişiriyor. Etrafta siyah keç ölüleri, koyun postları, yılan delileri var. Ben onların yanından geçerek yemek pişiren kadınların yanına gidiyorum. O kadınlardan bir tanesi benim kollarımdan tutuyor ve ''Bana bak Suzan, bunları senin için hazırlıyoruz.'' diyor. Kazanda pişen, kanlı, kesik, keçi başlı yemeğe gösteriyor. Sonra beni o kadınlar ortalarını alarak birbirlerine atıyorlar. Sesler, kahkahalar, çığlıklar birbirlerine karışıyor. Tam o sırada iri yarı, üzerinde siyah bir cübbe olan, elinde kocaman bir hayvan kemiği başında keçi kafasının kafatası olan asalı bir cin yaklaşıyor. Elindeki o asayı yere sertçe vuruyor ve yere vurunca bütün cin ve cinliyalar oldukları yerde duruyorlar. Kafalarını öne eğip eğlenmeyi bırakıyorlar. O cin bana doğru yaklaşıyor ve bana bakarak entakun eli diyor. Yani sen benim olacaksın. Ve uzun sivri tırnakları ile benim iki göğsümün arasına bir çizik atıyor. Göğsümden akan kanı pişen yemeği akıtıyor. Benim canım çok acıyordu. Acıyla kıvranıyordum. Acıyla uyandım. Sabah ezan okunuyordu. Hemen kalkıp yeter artık daha fazla bu görmek istemiyorum dedim mi? De, Lamir'i aramaya başladım. Onu alıp kuyuya atacaktım ama Lamir ortada yoktu. Koğuşta bağırmaya başladım. Herkesi uyandırdım. Ranzalara vura vura kalkın lan diye bağırdım. Herkes bir bir yataktan kalktı. Ayşe de uyandı. Ayşe bana sakin ol Suzan ne oldu dedi. Ben de bağırarak bebeği kim aldıysa geri versin. Hemen şimdi yoksa sizi mahvederim. Verin lan o bebeği diye bağırıyordum. Kimseden ses çıkmıyordu. Ayşe beni tutup kızım sakin ol. Kim alsın senin bebeğini? Buralarda bir yerdedir. Buluruz şimdi dedi. Ben de yok işte yok. Her yere baktım. O bebeği bu sürtüklerden biri saldı. Biliyorum. Ayşe bana sert bir tokat attı ve kendine gel. Kim ne yapsın senin bebeğini? Olay çıkartma Suzan dedi. Ben de kendimi biraz toplayıp üstümü giyinip aşağı indim. Bir süre orada bekledim ve kahvaltımı alıp bir masaya oturdum. Kahvaltı yapıyordum. Gözüm yetimhanenin arkasındaki incir ağacına takıldı. Ben oraya dikkat kesilmişken Hatice abla geldi. Bana bir iki kere seslenmiş. Ben duymamışım. Sonra Hatice ablanın omzuma dokunmasıyla ilkildim. Hatice ablaya dönüp ''Efendim abla'' dedim. Hatice abla yüzüme bakarak ''Kızım, kaçtır sana sesleniyorum. Nereye daldın öyle?'' dedi. ''Ben de yok bir şey abla. Öyle dışarı bakıyordum.'' dedim. ''Ne oldu abla? Bir şey mi diyecektin bana?'' diye sordum. ''Evet, seni Selma Hanım çağırıyor. Kahvaltından sonra.'' dedi. ''Ben de tamam abla. Çıkarım yukarıya.'' dedim. Kahvaltıyı bitirmeden tabakları masanın üzerinde bırakıp aşağıya indim. İncir ağacının oraya doğru yürümeye başladım. Ben oraya yaklaştıkça rüzgar esmeye, uğultular gelmeye başladı. İncir ağacının üzerinde belki yüzlerce karga vardı. Hepsi de gözlerini bana dikmiş bakıyordu. İncir ağacının önünde durdum. Kargalara bakıyordum. O esnada kuyudan bir ses duydum. ''Ben buradayım Suzan'' dedi. Ses boğuk ve derinden geliyordu. Tekrar seslendi. ''Beni neden attın buraya Suzan?'' diye. Ben kuyuya doğru ilerledim. Bu ses Lamir'in sesiydi. Kuyuya iyice yaklaşıp içeri doğru bakmamla üç beş tane karga kuyudan yüzüme doğru uçarak bana vurdu. Bana vuran kargalar yere düşüyor, boyunları kırılıyordu. Boyunları kırılıp ölen kargaları incir ağacının üzerindeki diğer kargalar pençeleriyle alıp ağacın üstüne çıkarıyordu. Lamir bana tekrar seslendi kuyudan. Zamanı geldi Suzan. Sen benimsin. Kimse seni benden alamaz. Benden kurtulamazsın. Sen benden her kurtulmaya çalıştığında ben annene biraz daha zarar vereceğim onun nasıl acı çektiğini görmek ister misin Suzan? O zaman kuyuya bak dedi. Ben tekrar ayağa kalkıp kuyuya baktım. Aman Allah'ım kuyuda rüyamda gördüğüm annem vardı. Çamur, irin, pislik içindeydi. Annemin bedenini onlarca karga sarmış. Annem ısırıyor, gözlerini çıkarmaya çalışıyordu. Annem acı dolu çığlıklar atıyordu. Ben bu manzaraya daha fazla dayanamayıp ''Yeter Lamir, bırak annemi'' diye bağırdım. Ben Lamir'e bağırınca İncir ağacının üstündeki kargalar bana saldırdı. Hepsi birden beni pençelemeye, ısırmaya başladı. Deliler gibi elimi kolumu sallıyor. Onları kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. O esnada bir ses duydum. Kendine gel Suzan, kendine gel diyordu. Gözlerimi açtığımda Hatice abla başucumdaydı. Hemen toplanıp ayağa kalktım. Kuyuya baktım. Hiçbir şey yoktu. Hatice abla ne oldu kızım? Kafayı mı yedin, delirdin mi? dedi. Ben sadece Abla kargalar dedim. Hatice abla başlayacağım sizin kargalarınıza. Bu ne ya? Şu lanet olası kargaları bir ben göremiyorum. Haydi git üstünü değiştir. Selma hanım seni bekliyor dedi. Şaşkın bir halde odama çıkıp üstümü değiştirdim. Selma hanımın odasına gidip beni çağırmışsınız buyurun dedim. Selma hanım otur Suzan seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum dedi. Ben de oturup sizi dinliyorum dedim. Selma hanım konuşuyor. Suzan sen burada bayağı eskisin. Gözlemlediğim kadar da yetimhanede birçok kişi senin sözünü dinliyor. Seni seviyorlar. Ya da senden korkuyorlar. Bilemiyorum tabi. Geçmişte yaşananları göz önünde bulundurursak senden korkmaları daha mantıklı geliyor bana. Biliyorsun. Yetimhanede erkekler 16 yaşında. Kızlar 18 yaşında özgür bırakılır. Biz özgürlük diyoruz ama. Haberlerde duyuyoruz. Yetimhanede büyüyen, reşit yaşa gelince çıkıp... Tinerci olan, hırsız olan katil olan birçok insanı görüyoruz. Senin bunlardan birisi olmanı istemiyorum. Güzelsin, akıllı ve güçlüsün. Buradan çıktığında başına neler gelecek belli olmaz. Ya bir iş bulursun, çalışır hayatını kurarsın. Ya da düşünmesi bile üzücü. Kötü bir yola düşer, hayatını mahvedersin. Ben diyorum ki bir süre daha burada kal. Hatice Hanım yaşlandı artık. Her işe koşamıyor. Diğer görevliler de ancak kendi işlerini yetiyor. Sen de Hatice Hanım'ın yanında kal. Ona mutfakta, çayda, yemekte falan yardımcı olursun. Olur mu? Hemen karar verme. Git bir düşün. Kendine ait bir odan olacak dedi. Fazla veremem ama belli bir maaşında olacak. En azından seni dışarıdaki hayatı hazırlamak açısından iyi olur. Buradan çıkınca elinde birikmişin olur. Paran olur diye ekledi. Ben de Selma Hanım'a bakarak Selma Hanım yapmış olduğunuz teklif hem çok güzel hem de çok düşünceli bir teklif. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Benim için burası ya da dışarısı fark etmiyor inanın. Benim başıma gelecek bir şey varsa burada da gelir. Ama tabii ki bebekliğimden beridir buradayım. Çocukluğum, ergenliğim bu odalarda, bahçede geçti. Sizin teklifinizi kabul ediyorum dedim. Selma Hanım bunu duyduğuna mutlu oldu. O halde Hatice Hanım'la beraber koğuştaki eşyalarını toplayıp Hatice Hanım'ın odasının yanındaki odaya yerleştirin. Bundan sonra orada tek başına kalacaksın.'' Bugünden itibaren de çalışmaya başlıyorsun. Oldu mu?" dedi. Ben de "Tamam Selma Hanım." diyerek odadan çıktım. Hatice abla kapının önünde beni bekliyordu. Ona bakıp küçük bir tebessüm ettim. Hatice abla da "Güldüğüne göre Selma Hanım'ın teklifini kabul etmiş olmalısın." dedi. Ben de "Evet abla. Bundan sonra senin yanındayım." Şimdi koğuştaki eşyalarımızı toplamaya gidecekmişiz dedim. Hatice abla da "Tamam. Haydi hayırlısı." dedi ve beraber eşyaları 3-5 parça giysi, bir iki parça özel eşyalarımı alıp Hatice ablanın odasının yanındaki odaya yerleştirdim. Odaya girince küçük bir şok geçirdim. Olduğum yerde dona kaldım. Odanın penceresi açıktı ve bu oda tam olarak o incir ağacının olduğu tarafa bakıyordu. Pencereye yaklaşıp dışarı baktım. Kuyuda, ağaç da tam karşımdaydı. Hatice abla bana seslendi. Ne oldu? Rengin bir anda kireç gibi oldu dedi ve yanıma yaklaştı. Benim baktığım yerin incir ağacının orası olduğunu görünce, Suzan, o sadece bir ağaç. Biliyorum, çok fazla iyi anıların olmadı orada. Ve hala da olmuyor. Ama aş bunu artık. Bak, hayatın düzene girecek. Hem para kazanacaksın, hem de biraz olsun burada rahat edeceksin. Şimdi eşyalarını dolabına koy ve birlikte işe başlayalım dedi. Odada bir saat kadar zaman geçirdikten sonra Hatice ablanın yanına gittim. Koridorda temizlik yapıyordu. Ben ne yapayım diye sordum. Sen mutfağa git. Öğle yemeği için hazırlıklara başla. Sebze dolabında patates var. Onları soy. Ben de 10 dakikaya geliyorum dedi. Eskiden yemekler dışarıdan gelirdi. Kalabalık olduğumuz dönemlerdi. Ama şimdi yurtta toplasan 50 kişi ya var ya yok. O yüzden yemekleri Hatice abla hazırlıyor. Zaten o 50 kişinin 30'u 4 yaş olduğu için onlara mecburen dışarıdan mama tarzı şeyler geliyor. Yetişkin olarak yurtta 20 kişi kadar bir nüfus var. Onların yemeğini hazırlamak da çok zor olmuyor Hatice abla için. Mutfakta patates soyarken bir anda hava karardı. Kafamı pencereden dışarıya uzattığımda simsiyah bulutların gökyüzünü kapattığını gördüm. Bu yağmurun habercisiydi. Yağmur yağacak dedim kendi kendime. Tekrar patates soymaya devam ettim. O esnada Hatice abla girdi mutfağa. Benim bulunduğum masanın karşısına bir sandalye çekip oturdu. Eline bir tane bıçak alarak Patates soymaya başladı. Ama bir tuhaflık vardı. Hatice abla patatesin yarısını kabukla birlikte soyuyordu. Hatice ablaya bakarak "Abla ne yapıyorsun? Patatesin yarısı gitti." dedim. Hatice abla büyülenmiş gibi beni dinlemiyor. Bir noktaya odak kesilmiş, elindeki patatesi soyuyordu. Soyduğu patates oldukça küçülünce Hatice abla kendi elini kesmeye başladı. Ben ayağa kalkıp "Ne yapıyorsun Hatice abla?" kendine gel dedim olduğu yerde bana bakıp çirkin çirkin gülümsedi ve elindeki bıçağı boynuna dayayıp hızlı bir şekilde çekti. Kendi boğazını kesti. Ben çığlık atmaya başladım. Her yer kandı. Mutfağın köşesine çömelip bağırıyordum. Hatice ablanın cansız bedeni orada öylece yatıyordu. Ben bağırmayı kesip mutfaktan çıkmak istedim. Hatice ablanın cansız bedeninin yanından yavaşça geçiyordum. Tam o esnada Hatice abla ayak bileğimi tuttu ve çok çirkin bir sesle sen benimsin Suzan. Seni de alacağız. Cinler alemine. Dedi. Ben ayağımı kurtarıp hızla mutfaktan çıktım. Koridorda koşuyordum. Ağlayarak arkaya dönüp baktım. Tekrar önüme döndüğüm an biriyle çarpıştım. Kızım yavaş nereye koşuyorsun? Bu ne hal dedi. Bu Hatice ablaydı. Ona bakarak abla sen nasıl? Ama orada mutfakta. Sen kendi boğazını ama. Her yer kandı. Nasıl olur? Diye Saçma sapan cümleler kuruyor. Bir kelimeyi bitirmeden diğerine başlıyordum. Hatice abla, "Kabus gördün herhalde sen kızım, uyanık uyanık. Ne oluyor yine anlamıyorum ki. Gel, mutfağa gidelim." dedi. Korkarak yavaş adımlarla mutfağa doğru yol aldık. Mutfağa önce Hatice abla girdi. Ben korkuyordum, girmek istemedim. Bir dakika kadar kapının önünde bekledim ve sonra Hatice abla bana seslendi. "Kızım hadi gel. Neyi bekliyorsun?" dedi. Ben de girdim mutfağa. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ben aklımı yitirmek üzereydim. Gördüğüm manzara karşısında bacaklarım artık beni taşıyamaz duruma gelmişti. Olduğum yere yığıldım kaldım. Benimle beraber gelen Hatice abla içeride, yerde yatan boğazı kesik Hatice ablanın etini tırnaklarıyla yoluyor. Büyük bir iştahla yiyordu. Eli yüzü gözü, bütün vücudu kan içindeydi. Bana dönüp elindeki etten bir parça uzatarak ''Sen neden yemiyorsun?'' Sen de ye. Gel buraya bak. Çok lezzetli. Hadi sen de ye diyerek tiz çığlıklar atıyordu. Ben bu olanlara daha fazla dayanamadım. Olduğum yerde kulaklarımı ve gözlerimi kapatıp hareket etmeden bekledim. Bu böyle ne kadar sürdü bilmiyorum ama bir süre sonra beni omuzlarımdan birini salladığını hissettim. Bana uyan kızım, kendine gel. Ne oldu diyordu. Gözlerimi yavaşça açtım. Bu Hatice ablaydı. Bir anlık refleksle git buradan. Lanet olası. Beni rahat bırak diye bağırdım. Hatice abla, kızım neler diyorsun sen? Kendine gel. Benim, Hatice ablan dedi. Sonra dua okumaya başladı. O dua okumaya başlayınca bana bir rahatlama geldi. Hatice ablanın boynuna sarıldım ve, "Abla, bana neler oluyor? Hiç iyi şeyler görmüyorum. Kafayı yiyecek gibi oluyorum. Cesetler, ölüler, hayvanlar. Bu gördüklerim hiç normal değil." dedim. Hatice abla da, "Geçecek kızım. Kalk bir elini yüzünü yıka." kendine gel geç otur ben de dediklerini yaptım sandalyeye oturdum Hatice abla patates soyuyordu ben de öyle boş boş düşünüyordum o esnada birden gök gürültüsü ve şimşek beraberinde dehşet bir ses çıktı ortamdaki sessizliği bozdu ben de Hatice abla da korktuk dışarıda muazzam bir yağmur yağıyordu gök gürültüsü sesinleştiğinde aradan ince tiz bir ses duyuyordum Suzan dışarı çık diyordu bu ses adeta beni büyülüyordu. Hatice ablaya sordum. Abla sen de bir ses duyuyor musun diye. Hatice abla ne ses kızım. Bu gürültüden gökyüzünün gürültüsü hariç bir ses duymuyorum dedi. Ben pencereye yaklaşıp iyice sesi dinledim. Ses incir ağacının altından geliyordu. Tekrar seslendi. Suzan çık dışarı. Ben iyice kendimi o sese kaptırmış vaziyette pencerenin önünde put misali duruyordum. Bir an o incir ağacının altında annemi gördüm. Rüyamda gördüğüm gibiydi. Bana bakıyor, eliyle gel işareti yapıyordu. Ben pencereyi açtığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Hikayenin bir kısmını Hatice ablanın ağzından anlatacağım. Suzan pencerenin önünde hareketsiz bir şekilde duruyordu. Kısık sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Yanına yaklaştım. Kızım kapat pencereyi. İçeriye yağmur geliyor dedim. Suzan beni duymuyor... Bir noktaya odak kesilmiş. Öylece bakıyordu. Tam o sırada Suzan... Yani ben geliyorum anne... Dedi ve pencereden aşağı atlamaya çalıştı. Bir anda belimden kavradım ve... Onu geriye çekmeye çalıştım. Çok güçlüydü. Ben onu içeriye çekmeye çalıştıkça... O bana Arapça bir şeyler söylüyor. Arada bir Türkçe... Bırak beni yoksa seni dumansız ateş ile yakarım. Bırak beni pis lanet... Diyordu. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Suzan'a olan bütün gücümle yere attım. Hemen pencereyi kapatıp Suzan'ın baş ucunda dua okumaya başladım. Ben dua okudukça Suzan ya da onun bedenini ele geçiren her neyse öfkeli bir şekilde bana bakarak okuma kes sesini kan pıhtısı okuma diyor. Ben okudukça yerde debeleniyordu. Bir süre sonra Suzan kendine geldi. Suzan'a kızım hemen dua oku dedim. Ama Suzan ne konuşuyor ne tepki veriyordu. Boş gözlerle bana bakıyordu. İyi misin kızım diye omzuna dokundum. Suzan devam ediyor. Kendime geldiğimde Hatice abla baş ucumda korku dolu gözlerle bana bakıyordu. Abla bana ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Duyduklarıma inanamamıştım. Normalde bana görünüyorlar. Beni korkutuyorlardı ama hiç bedenimi ele geçirmeye çalışmıyorlardı. Hatice abla ve ben öğle yemeğini yaparken Hatice abla bana dönerek kızım bu yaşadıkların normal bir şey değil. Kendini o halde görmen lazımdı adeta gözlerin yerinde yoktu. Onun yerine dipsiz derin bir kuyu vardı. Bir hocaya falan mı gitsek, bir muska mı yazdırsan dedi. Ben de bilmiyorum abla, sana anlatmaya çalışıyordum. Çocukluğumdan beridir yaşıyorum ben bunları. Bence hocaya gitmek için geç kaldık dedim. Öğle yemeğini hazırlayıp servis ettik. Bulaşıklar, temizlik falan derken akşam yemeği hazırlığına başladık. Ben kendimi çok yorgun hissediyordum. Akşam yemeğinden hemen sonra Odama geçip yattım. Uyuyakalmışım. Bir süre sonra uyandım. Gece yarısı olmuştu. Uykuyla uyanıklık arasında sesler duyuyordum. İnleme sesi, acı çeken birinin sesine benziyordu. Biraz daha dikkat kesildim sese. Ses Hatice ablanın odasından geliyordu. Hemen kendimi toplayıp Hatice ablanın odasına doğru hızla yürüdüm. Zaten odalarımız çok yakındı. Odanın kapısını açmak istedim ama kapı kilitliydi. Zorladım. Bir türlü açılmıyordu. Hatice abla içeride acı dolu çığlıklar atmaya devam ediyordu. En sonunda yardım edin diye bağırmaya başladım. Bir yandan bağırıyor, diğer yandan kapıyı zorluyordum. Sesime kızlar uyandı. Herkes geldi. Ayşe'yi gördüm. Ne oldu Suzan diyerek bana doğru koşuyordu. Ben de yardım edin. İçeride biri var. Hatice ablaya zarar veriyor dedim. Kızlarla beraber kapıya yüklendik. Bir darbe sonra kapı kırıldı. Ama sesler kesilmişti. İçeriye girdiğimde gördüğüm manzara beni şoka sokmuştu. Hatice abla tavana asılmış, dili kesilmiş, her yeri kan içinde, elindeki bıçaktan kanlar damlıyordu. Bunu gören kızlar çığlık atmaya başladı. Ben ağlıyordum. Nasıl olur bu diyordum kendi kendime. Etrafa bakarken duvarın köşesinde bir şey dikkatimi çekti. Lamir oradaydı. Hemen oraya gittim. Onu elime aldım. Öfkeden kudurmuştum. Dışarıya çıktım. Kuyunun olduğu yere gittim. Kuyunun başında durup Lamire bakıp sen yaptın değil mi? Lanet olası. Hatice ablayı sen öldürdün değil mi? Bak şimdi ben sana ne yapıyorum dedim. Cebimden çakmağı çıkarıp Lamir'in ayağından yakmaya başladım. Lamir yavaş yavaş yanıyordu. Ben onun saçlarından tutuyordum. Lamir yandıkça etrafa iğrenç bir koku saçılmaya başladı. Bütün bedeni alevler içinde kalmıştı. Lamir'i kuyuya attım. O kuyuya düşerken kuyudan inlemeler, çığlıklar, feryatlar geliyordu. Lanet Öl pis bebek. Nerede senin gücün? Sen bir zavallısın. Ben senden daha zavallıyım. Sana inandığım için. İşte şimdi layığını buldum. Geber dedim. Ve oradan uzaklaşmak için arkamı dönüp bir adım attım. Ben bir adım attıktan sonra aniden önümde bulunan devasa siyah cübbeli o elinde keçi başlı asası olan varlığı gördüm. Bana kızgın bir şekilde bakarak seni lanet olası Adem'in dölü sen anlaşmayı bozdun. Seni bizim gazabımızdan kimse kurtaramaz artık. Ölümlerden ölüm beğen. Toprak parçası. Dedi. Ben nasıl olduysa bir cesaretle senden korkmuyorum. Çirkin yaratık. Sen Hatice ablayı öldürdün diye bağırdım. O şerli varlık bana pis pis bakarak biz ona okuma dedik. Ama o okudu. Dedi ve elini bana doğru savurdu. Elini savurmasıyla beni yere yıktı. O şerli varlık yanıma gelip boğazımdan tuttu ve kuyunun içine bakmamı söyledi bak kuyuya bak bak orada kim var dedi. Ben kuyuya baktığımda annemi gördüm. Boynunu yılanlar sarmış. Böcekler yüzünü delip içeriye giriyor. Vücudu sanki yanmış gibi. Derisi soyulmuş bana bakıyor ve yardım istiyordu. Ben yeter artık rahat bırakın onu diye bağırdım. O şerli varlık senin elinde onu kurtarmak Suzan. Birkaç vakit sonra sen istesen de istemesen de bizim olacaksın. Lamir'in olacaksın dedi.'' ve kahkahalar atarak yanımdan uzaklaştı. Ben hemen ayağa kalkıp tekrar kuyunun içine baktım. Hiçbir şey yoktu. Lamir'in yanan bedeni bile yoktu. Hemen yetimhaneye döndüm. Polisler gelmiş. Cenaze aracı, olay yeri inceleme aracı gelmiş. Polisler kızların ifadesini alıyordu. Ayşe beni işaret etti. Polis yanıma gelip Hatice Hanım'ı en son sen görmüşsün. Doğru mu dedi. Ben de evet efendim dedim. Bir sıkıntısı var mıydı diye sordu. Ben de benim bildiğim bir sıkıntısı yoktu efendim. Öyle her şeyi anlatmazdı Hatice abla. Biraz içine kapanıktı dedim. Polis bana bakarak intihar etmesindeki sebep sence ne olabilir diye sordu. Ben intihar sözünü duyunca biraz düşündüm. Vay be intihar olarak kalacak. Kimse bilmeyecek ona gerçekten ne olduğunu öyle mi? Ah Hatice ablam ah dedim kendi kendime. Polis bana tekrar seslendi. Neden sustun dedi. Ben de efendim Hatice ablayı orada o şekil asılmış olarak, dili kesilmiş olarak, eli yüzü morarmış olarak gördüm. Hangi insan kendini asmadan önce dilini keser ki? Size de saçma gelmiyor mu? Hem ben Hatice ablanın çığlıklarını duydum. Neden kendini asarken çığlık atsın ki? Bunun altında başka bir şey olmalı dedim. Polis yüzüme baktı. Evet, olmalı ama yok. Kapı içeriden kilitlenmiş. Pencereler içeriden kilitli konumda. Odada Hatice hanımdan başka kimse yok. Bize de çok mantıklı gelmiyor ama durum bu maalesef dedi. Ben de intihar öyle mi? Siz, biz hepimiz kendimizi böyle kandıracağız öyle mi? Bu kadar yani. Öyle mi? Geldiniz, baktınız, aldınız, gideceksiniz değil mi? dedim. Polis yüzüme üzgün bir ifadeyle bakarak "Maalesef öyle olacak." gibi dedi ve cesedi de alıp gittiler. Bu yaşadıklarım beni derinden etkiledi. O gece hiç uyku uyumadım desem yeridir. Sabaha kadar kabuslar gördüm. Uyanıkken insan kabus görür mü? Evet, ben gördüm. Annemi, Hatice ablayı, Lamiri, Sıla'yı, hepsi gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Sabah olunca müdürenin yanına gidip onunla konuştum. Artık burada kalmak istemediğimi, gitmek istediğimi söyledim. Selma Hanım beni anlayışla karşıladı. Tamam Suzan git. Ama nereye gideceksin? Kime gideceksin? Cebinde beş kuruş para yok dedi. Ben de başımın çaresine bakarım. Siz bana sadece annemin ve babamın yaşadığı evin adresini verin. Gerisini ben hallederim dedim. Selma Hanım tamam diyerek raftan bir dosya indirdi. Sayfalar arasında arayarak benim ismimi buldu. Masanın üstünde duran küçük bir not kağıdına anne ve babamın yaşadıkları evin adresini yazdı. Bana uzattı. Ben teşekkür edip helallik alıp müsaade dedim. Selma Hanım kendine dikkat et Suzan. O adres yazılı olan kağıtta benim numaram da var. Başın sıkışırsa, zorda kalıp yanlış bir şey yapmaya kalkışırsan beni ara. Bu kapı sana açık, her zaman açık. Unutma dedi. Ben de teşekkür ederim diyerek kapıdan çıkacaktım ki Selma Hanım tekrar seslendi. Suzan, bir saniye dedi. Ben de buyurun diyerek Selma Hanım'a döndüm. Çekmeceden bir miktar para çıkarttı ve bana uzattı. Bunu al. Dışarısı burası gibi değil. Orada her şey para ile dedi. Ben de sağ olun Selma Hanım. Ama benim biraz birikmiş param var. El işi yapıp çalışanları satıyordum. Siz de biliyorsunuz dedim. Selma Hanım olsun. Bunu da al. Lazım olacak sana. Emin ol dedi. Ben de teşekkür ederek parayı alıp odadan çıktım. Kendi odama gidip eşyaları topladım. Küçük bir bavul yaptım. Bir iki tane samimi olduğum arkadaşımla vedalaşıp çıkış işlemlerini gerçekleştirdim. Bir taksi çağırıp Selma müdürenin verdiği adresi söyledim. Taksici oranın buraya çok uzak olduğunu, eğer oraya kadar giderse taksimetrenin çok para tutacağını ama beni otobüs terminaline bırakabileceğini söyledi. Ben de tamam teşekkür ederim dedim ve yola koyulduk. Yetimhanenin o kocaman duvarlarına baktım. Gözden kayıp olana kadar duygulandım. Çok anım oldu burada. Acı tatlı. Benim için zor oldu biraz ayrılmak. Ama bunu yapmak zorundaydım. Eğer buradan gidersem belki beni rahat bırakırlar diye düşündüm. Ama bu bir sonun başlangıcı olmuştu benim için.'' Taksici beni terminale bıraktı. Karşıda duran bir tane otobüsü gösterdi. Bak bacım gitmek istediğin yeri o şoföre söyle. Seni o adresin yakınına kadar götürür dedi. Ben de teşekkür ederim diyerek parayı uzattım. Şoför bana dönüp bacım beni yanlış anlama ama ben seni yetimhanenin önünden aldım. Durumun az çok belli. Bu yolculuk benden olsun. Koy parayı cebine dedi. Ben de mahcubiyetliğimi belli ederek çok sağ olun. Teşekkür ederim diyerek taksiden indim. Otobüse doğru yürüdüm. Otobüs şoförüne adresi verdim. Buraya nasıl gidebilirim diye sordum. Şoför bana bu otobüs oradan geçiyor ama yaklaşık 15 dakika yol yürümen gerekebilir dedi. Ben de tamam sorun değil diyerek otobüse bindim. Yol ücretini verdikten sonra otobüs harekete geçti. Ben cam kenarında dışarı izliyordum. Ne kadar çok insan var. Benim dünyam küçüktü. Yetimhanedeki kişilerden ibaretti. Ama dışarısı mahşer yeri gibi. Kalabalık ve büyüktü. Buna alışmam zor olacaktı. Bunları düşünerek yolculuğa devam ediyordum. Bir ara hafif içim geçmiş. Gözlerimi açtığımda hava kararmıştı. Kendi kendime ama bu nasıl olur diye düşünüyordum. Etrafa telaşla bakındım. Yanımda oturan yaşlı teyzeye ''Teyze burası neresi?'' dedim. Teyze tuhaf bir yüz ifadesiyle bana bakarak ''Kaçarak kurtulamazsın Suzan'' dedi. Ben korku dolu gözlerle ''Sen benim adımı nereden biliyorsun?'' dedim. Daha sonra otobüsteki herkes aynı şeyi söylemeye başladı. Kaçarak kurtulamazsın Suzan. Kurtulamazsın. Kurtulamazsın Suzan diyerek benim üstüme üstüme geliyorlardı. Ben olduğum yerden ayağa kalkıp şoförün yanına gittim. Durdur arabayı, ineceğim dedim. Şoför yüzünde çirkin bir tebessümle Henüz istediğin yere gelmedik ama Suzan dedi. Ben bağırdım, durdur arabayı diye. O esnada şoför arabayı aniden uçurum kenarına doğru hızla sürmeye başladı. Ben, sen ne yapıyorsun dememe kalmadı. Otobüs uçurumdan aşağı yuvarlanmaya, taklalar atmaya başladı. Ben oradan oraya savruluyordum. Otobüsün içindeki herkes tek bir ağızdan öleceksin Suzan diyordu. Ben çığlık atıyordum. Aniden biri omzumdan tuttu ve uyan kızım dedi. Ben gözlerimi açtığımda otobüsteydim. Her şey normaldi. Yanımdaki teyze bana bakarak Kızım kabus görüyorsun herhalde dedi. Ben de evet teyze. Teşekkür ederim. Kanter içinde kalmışım. Sağ olun dedim. Yetimhaneden ayrılmama rağmen kabuslar devam ediyordu. Daha acımasız bir hal alıyordu sanki. Bunun bir kaçış yolu olmalıydı. Eğer böyle giderse kafayı yememe az kalmıştı. Teyze bana baktı ve iyi misin kızım? Rengin bembeyaz oldu dedi. Ben de daha iyiyim teyze dedim ve adresi teyzeye gösterip buraya varmamıza ne kadar kaldı teyze dedim teyze de kızım ben de orada ineceğim haber veririm sana dedi. Bir süre geçtikten sonra yolculuk teyzenin hadi kızım geldik demesiyle son buldu. Otobüsten inip gideceğim yönü bulmaya çalışıyordum. Orada herhangi bir esnafa girip adresi sordum. Bana tarif etti. Tarif edilen yere doğru yürümeye başladım. Tam olarak adrese geldiğim zaman boş bir arsa ile karşılaştım. Bana verilen kapı numarasına ait olan ev orada yoktu hemen bitişindeki evin kapısını çaldım. Kapıyı kırklı yaşlarda bir ablaşmıştı. Buyurun dedi. Ben de kendimi tanıttım. Ben sizin evin yanındaki evde oturan Asuman'ın kızıyım. Babamın adı Salim'di dedim. Kadın şaşırmış gözlerle bana bakarak Suzan dedi. Ben de evet o benim dedim. Kadın boynuma sarılıp talihsiz yavrum benim dedi. Beni içeri buyur etti. Olanları anlattı. Babam annemin mezarı başına intihar ettikten sonra o kadın yani ikinci annem evi satıp parasını alıp gitmiş buralardan. O bana kapıyı açan ablanın adı Necla'ymış. Necla abla bana bütün olanları anlattı. Ben ağlıyordum. Necla abla bana derin derin baktıktan sonra kafasını öne eğip ''Suzan sana bir şey diyeceğim kızım. Bak bunu söylemeyeceğime babana yemin etmiştim. Ama o gitti artık. Annen de gitti. Senin gerçekleri bilmenin zamanı geldi.'' dedi. Ben de gözyaşlarımı silip ''Hangi gerçekler abla?'' dedim. Necla abla üzgün bir ses tonu ile ''Bak kızım, annen çok iyi bir kadındı. Baban da delikanlı adam esasında. İkisi de rahmetli oldular. Annen çocukları çok seviyordu. Tek istediği bir çocuk sahibi olmaktı ama maalesef baban bunun için doğru insan değildi. Yani babanın hormonları annene çocuk vermek için yeterli değildi. Annen çocuk sahibi olamayacağını öğrenince üzüntüden günlerce yemedi içmedi. Baban da bu durum karşısında çaresizdi.'' ayrılmayı teklif etti. Baban annene git dedi git başka birisiyle mutlu ol benden olmuyor senin de ömrünü çürütmeye hakkım yok dedi. Ama annen babanı çok seviyordu. Gitmedi ve bir gün annen ile ben konuşurken laf oradan buradan yetimhaneye geldi. Annen benim yüzüme umut dolu bakmaya başladı. Ben de annene neden olmasın onların bir aileye seninle bir evlada ihtiyacın var dedim. Babana da fikir mantıklı gelmişti. Ve annenler yetimhaneden evlat edinmek için başvuru yaptılar. Uzun bir prosedür ve süreçten sonra seni onlar evlatlık olarak aldılar yavrum. Ben duyduklarım karşısında şoka girmiştim. Onlar benim gerçek ailem değil miydi dedim. Necla abla üzgün bir şekilde bana bakarak yok kızım değillerdi. Bunu bilmek senin hakkın dedi ve bana bakarak istersen gerçek ailenin kim olduğunu öğrenebiliriz. Bunu istiyor musun dedi. Ben de bitkin bir halde neye yarayacak ki abla Ha bilmişim, ha bilmemişim. Hadi beni babam. Annem öldüğü için, yeni karısı istemediği için vermiş yetimhaneye. Gerçi hiçbir sebep bunu gerektirmez ama ya gerçek ailem beni neden vermiş abla? Ben her zaman zaten istenmeyen bir çocukmuşum dedim. Ağlamaya başladım. Kaderime bakın. Ben aslında iki aylıkken yetimhaneye verilmişim. Oradan da bir yaşını bile doldurmadan başka bir aileye verilip o aileden de iki yaşında başka bir yetimhaneye verilmişim. Kadere bak, taliye bak. Necla abla eline aldığı bir kağıda bir adres yazdı ve bana verdi. Al kızım, eğer gidip gerçek ailenin kim olduğunu öğrenmek istersen yetimhanenin adresi burada dedi. Ben de teşekkür edip müsaade istedim. Ama Necla abla beni göndermedi. Yemek yiyelim. Bu geceyi burada geçir. Yarın gitmek istersen gidersin dedi. Ben de tamam abla dedim. Akşam olmuştu. Ben koltukta uyuyakalmışım. Bir sesle uyandım. Necla abla Hoş geldin hayatım. Gel bak misafirimiz var diyordu. Ben de toplanıp kendime çeki düzen verdim. Gelen kişi Necla ablanın eşi Musa abiymiş. Musa abiye Necla abla beni tanıttıktan sonra Musa abi yanıma geldi. Bana sarıldı. O maşallah kocaman kız olmuşsun. Çok da güzel olmuşsun Suzancım dedi. Necla abla gülerek siz baş başa oturun. Ben de yemek hazırlayayım dedi ve mutfağa gitti. Musa abi bana sorular soruyor. Sürekli konuşuyordu. Birden ellerini bacaklarıma koydu ve sıkmaya başladı. Ben rahatsız oldum. Abi yapma dedim. Musa abi ne olacak kız korkma bir şey olmaz diyerek boynumdan öpmeye çalıştı. Ben olduğum yerden kalkıp sen ne yapıyorsun Allah'ın belası dedim. Musa abi çirkin gözleriyle bana bakıyordu. Seslere Necla abla geldi. Ne oluyor burada dedi. Ben de senin sapık kocan bana uykunsuz hareketler yapıyor abla dedim. Necla abla gülerek o öyledir. Güzel bir kız görünce öpüp koklamadan durmaz dedi ve kahkaha atmaya başladı. Kahkaha atarak beni Musa'nın kucağına etti. Musa'nın yüzünün şekli değişti. İğrenç bir yaratığa benziyordu. Beni altına alıp salyalarını yüzüme akıtıyor. Simsiyah diliyle beni yalamaya çalışıyordu. Ben Necla ablaya bakarak abla yardım et dedim. Necla abla kahkahalarla gülüyordu. Ben Allah'ım al canımı al diye bağırmaya başladım. O esnada kapı sesiyle uyandım. Necde abla kapıyı açtı ve "Hoş geldin hayatım. Gel bak içeride kim var?" dedi. Tekrar aynı sahneye yaşıyordum. Necde abla ve eşi yanıma geldi. Ben ayağa kalktım. Necde abla bana bakarak "Bak Suzan, bu Musa abin" dedi. Musa abi şaşırmış bir şekilde "Suzan mı?" dedi ve yanıma gelip boynuma sarıldı. "Maşallah, kocaman olmuşsun. Otur hele otur." dedi. O da yanıma oturdu masum masum yüzüme bakıyordu. Ah benim talihsiz kızım dedi ince bir üzüntüyle. Ben kafamı öne eğdim. Musa abi Necla ablaya baktı. Necla abla da evet Musa anlattım. Her şeyi bilmek onun hakkı dedi. Musa abi de iyi yapmışsın hanım dedi ve bana bakarak ne yapmayı planlıyorsun dedi. Ben de yarın beni ilk ailemin bıraktığı yetimhaneye gideceğim. Gerçek ailemin kim olduğunu öğreneceğim dedim. Musa abi de tamam kızım git dedi ve Necla abla bana bakarak Gel Suzan, beraber sofrayı serelim dedi. Birlikte sofrayı serdik. Ben mutfakta Necla ablaya, abla sizin çocuğunuz yok mu diye sordum. Necla ablanın gözleri doldu ve var kızım, var. Benim de sen yaşlarda bir oğlum var. Yukarıda yatıyor dedi. Ben de neden üzüldün ki bunu söylerken abla dedim. Gel Suzan, seni Ömer'le tanıştırayım dedi. Hazırladığı bir tepsiyi eline aldı ve yukarı çıktık. Bir odada yatakta yatan beyaz yüzlü ay gibi parlayan bir genç vardı. Necla abla onun yanına gidip gözleri dolmuş şekilde Ömer sana arkadaş geldi oğlum dedi. Ben de yanına gidip merhaba Ömer dedim. Ömer yatalaktı. Felçli doğmuş. Doğum esnasında olan bir talihsizlik yüzünden ama o çocuk Ömer o kadar güzel bakıyordu ki insana derdi kederi unutturuyordu. Necla abla Ömer'e yemek yediriyordu. Ömer de bana bakıyordu. Karşılıklı gülümseşiyorduk. Huzur dolu bir ortamdı. Necla abla Ömer'in karnını doyurduktan sonra hadi kızım aşağıya inelim dedi. Aşağıya inip yemeğimizi yedik. Necla abla bana misafir odasından bir yatak hazırladı. Kapıyı kilitleyip yattım. Sabah olunca Necla abla kapıya vurarak beni uyandırdı. Muhteşem bir uyku uyumuştum. Uzun zamandan beri böyle rahat bir uyku uyumamıştım. Necla abla ile birlikte Ömer'in kahvaltısını vermeye gittik. Ömer yine huzur dolu bakıyordu. Ömer'in karnını doyurup aşağı indik. Kahvaltıdan sonra Musa abi beni yetimhaneye bırakabileceğini söyledi. Ben de yok abi. Sen zahmet etme. Ben giderim dedim. Musa abi yüzüme bakıp kızım yıllardır seni ne aradık ne sorduk ne ilgilendik. Baban rahmetli seni hangi yetimhaneye verdiğini bile söylemedi. Bunu bari yapmamıza izin ver dedi. Ben de tamam abi öyleyse sen nasıl dersen dedim. Kahvaltıdan sonra Necla ablaya Ömer için sağlıklar diler. Her şey için teşekkür ederim deyip ayrıldım. Necla abla bana bakıp Suzan eğer buraya gelmek istersen buyur gel kapımız sana her zaman açık kızım dedi. Ben de gülümseyerek arabaya bindim. Musa abiyle birlikte yetimhaneye gitmiştik. Ben bir tuhaf oldum. Nereden geldim nereye gidiyorum diye kendi kendime düşünüyordum. Musa abi kızım bak öğrenmek zorunda da değilsin. Biz de senin ailen oluruz. Sofraya bir tabak fazla koyarız. İstersen hiç girme gel gidelim. Ömer arkadaş, abla kardeş bize de evlat olursun dedi. Ben de teşekkür ederim abi ama sonuç ne olursa olsun tanımak istiyorum onları. Hesap sormak istiyorum onlardan dedim ve vedalaşıp indim arabadan. Yetimhanenin kapısından içeriye girdiğim an içimde bir ürpert oluştu. Direkt sekreterliğe gidip yönetimin odasını sordum. Kapıyı tıklayıp içeriye girdim. Karşımda bir bayan vardı. Selam verip konuyu anlattım. Bana yardım edebileceğini söyledi. İlk annemin kim olduğunu, nerede olduğunu, adını, memleketine her şeyini söyledi. Bu bilgileri bir kağıda not edip bu sefer de oraya doğru bir yolculuk başladı benim için. İlk annemin adı Feride. Babamın adı Mustafa'ymış. Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındır Höyük köyünde oturuyorlarmış. Terminale gidip oraya bir bilet aldım. Yolculuk tam 8 saat sürdü. Sonunda Çekere'ye gelmiştim. Bir taksiye binip köyün ismini söyledim. Taksici beni yaklaşık 20 dakika sonra o köye bıraktı. Elimde bavul, köyün içinde yürüyordum. Yolda beni gören meraklı gözler bana bakıyordu. İleride boş bir arazide oturan 3-5 kadın gördüm. Yanlarına gidip selam verdim. Buyur kızım, kimlerdensin sen dedi. Ben de onu bana siz söyleyeceksiniz dedim. Kadınlardan biri kimi arıyorsun sen peki diye sordu. Ben de bu köyde yaşayan Feride Akka'nın kızıyım. Beni küçük yaşta yetimhaneye bırakmış. Şimdi onu arıyorum dedim. Ben öyle deyince kadınların birçoğu bana sırtını döndü. İçlerinden biri git kızım git bu köyden dedi. Ben de neden diye sorunca kadın ayağa kalktı ve neden diye sorma kızım git bu köyden diye bağırdı. Ben de hiçbir yere gitmiyorum ben de bu köye aittim dedim. Kadın bana bakarak sen kaç yaşındasın diye sordu. İki ay sonra 18'e gideceğim. Neden dedim. Kadın tekrar sen 18 yaşına girmeden git bu köyden dedi. Ben sesimi yükseltip bana neden böyle davranıyorsunuz dedim. Annemi tanıyor musunuz? Nerede olduğunu söyleyin. Ne olur dedim. O kadın benim yanıma iyice gelip senin bir suçun günahın yok. Ama annem masum değildi kızım. O bu köyde yaşadığı sürece kıtlık, kuraklık, kısırlık oldu. Senin annen para karşılığı büyü yapan Muska yazan bir kadındı. Sen tek değilsin. Senin 30 yaşında ablan vardı. Zavallı daha fazla annenin günahlarına dayanamayıp kendini A o karşıdaki ormanlıkta astı. Annen seni doğurmadan önce cinlerle bir anlaşma yaptı. Eğer cinler annene gömü yeri söylerse annen sen doğduktan 18 sene sonra seni onlara kurban edecekti. Ama annen hem seni kurban etti hem de bütün köyü. Bir gece annenin doğum sancıları başladı. Kimse gitmemiş yanına. Daha sonra annen kendi başına seni dünyaya getirmiş. O gece kimse dışarıya çıkamadı. Her yerde siyah siyah gölgeler görüyorduk. Sizin evin etrafında sayısızca şerli varlık dolanıyordu. Sen istiyorlardı. Anlaşmayı bozmuşlardı. Tek çare annenin seni evlatlık vermesiydi. Ama ne bu köyden ne başka bir köyden kimse seni istemeyince baban da seni yaban ellere, yetimhaneye götürmeye karar verdi. Aradan bir sene kadar bir zaman geçti ki annen iyice kafayı yer hale geldi. Geceleri milletin kapısını ölü hayvanlar bırakıyor. Tavukların bacaklarını kesip ağaçlara asıyordu.'' Baban da buna daha fazla dayanamadı ve anneni terk etti. Zavallı adam. Annenin yaptığı büyüler yüzünden cinlere kurban gitti. Annen babanın gittiği gün emrindeki cinleri yollayıp onu aldırmış. Bazen köylü görüyormuş baban ormanda. Dere kenarında falan. Siyah bir gölge misali gelip geçiyormuş. Kızım. Anneni soracak olursan o da en sonunda birine karı keçi büyüsü. Yani karı koca ile birbirinin arasını bozma büyüsü yapmış.'' yandaki boğazlayan köyünden birine. Adam da karısıyla kendine büyü yapıldığını öğrenince senin anneni buluyor ve öldürüyor. Adama annenin cinleri musallat oluyor. Adam daha bayır kaçıyor. En sonunda hapishane güvenlidir diye jandarmaya teslim oluyor. Çok sonra duyduk ki zavallı adam kendini ranzaya asarak hayatını kaybetmiş. Yani intihar etmiş. Senin annenin bir mezarı bile yok kızım. Onu cinler almış.'' Cesedini jandarma 3 gün boyunca aramış da bulamamış. Şimdi sen var git bu köyden de, bu şehirden de. Bizim başımıza çok bela geldi. Bir de senden gelmesin dedi ve o da oturup bana arkasını döndü. Ben duyduklarım karşısında hayrete düşmüştüm. Annem nasıl bir insanmış böyle deyip kendi kendime konuşuyordum. Rüyalarımda gördüğüm annem temiz yüzlüydü. Acaba öz annem o muydu? Bunun cevabını hiçbir zaman alamayacağım. Çaresiz arkamı dönüp gidiyordum ki Arkamdan bir ses duydum. Kızım, hele bir bak dedi. Dönüp baktığımda o bana olayları anlatan teyzeydi bu. Usul adımlarla yanıma yaklaştı ve "Sen nereye gideceksin şimdi?" dedi. Ben de "Tekrar geldiğim yere döneceğim. Aradığım cevapları bulamadım." Teyze yüzüme bakıp "Ey benim melek yüzlü masum yavrum, nasıl kıyılır sana? Gel hele gel, bize gidelim. Senin kanını doyurayım. Sen suçsuz günahsızsın." dedi ve koluma girip yürümeye başladık. Bir süre sonra küçük, kerpiç bir eve geldik. Teyze kapıyı açtı ve içeri girdi. Ben de teyzenin ardından girdim içeri. Ev küçük ama güzeldi. Teyze mutfaktan bir şeyler hazırlayıp bana getirdi. Birlikte bir şeyler yedik. Ben teyzeye bu büyünün anlaşmanın bozulma şansı var mı dedim. Teyze bana bir süre baktıktan sonra vardır elbet kızım ama kim nasıl bozar bilmiyorum. Bir sürü hoca var. Birinden yardım almamız lazım dedi. Ben de bana yardım edebilecek bir hoca tanıyor musun peki teyze dedim. Teyze biraz düşündü. Aslında evet bir hoca var. Aşağı köyden. Kör Kadir Hoca derler adına. Çocuğu olmayan birçok kişiye yardım etmiş. Ona gidenler mutlu dönüyor. Sen de şansını bir dene istersen dedi. Ben de o köyün adını öğrendim. Sabah ilk kişi oraya gitmek olacaktı. Yemeği yedikten sonra teyze benim için bir yatak ayarlamış. Geçip yattım. O gece yine rüyamda onları gördüm. Bana Hoş geldin Suzan. Evine hoş geldin diyorlardı. Etrafımda çember oluşturuyorlardı. Sayıları her zamankinden fazlaydı. Ben derin uykuda uyurken cama atılan taş sesine uyandım. Önce hiç hareket etmedim. Yataktan çıkmadım. Daha sonra bir tane daha. Ardından bir tane daha. Derken en sonunda bir taş daha attılar. Cam tuzla buz oldu. Ben çığlık attım. Teyze hemen odaya geldi. Yanıma gelip korkma kızım ben buradayım diyerek bana sarıldı. Dışarıdan sesler, çığlıklar, kahkahalar geliyordu. Teyze dualar okuyor, Allah'tan yardım istiyordu. O dışarıdaki varlıklar bana bağırmaya başladılar. Sahre sedam hena, sahre sedam hena. Yani onu bize ver diye bağırıyorlardı. Ama hiçbir içeriye giremiyordu. Teyze bana bakarak, korkma kızım, onlar içeri giremez. Bu köyde hiçbir eve giremez onlar. Bu evler onlara lanetli. Annen ölmeden önce yaptığı son büyüğü bu köydeki evlere onların girmesini lanetlemek. Dışarıya çıkmadığın takdirde onlar buraya gelemezler dedi. O şerliler dışarıda sağda solda koşuyor, çatıda geziyor ama içeriye giremiyorlardı. Bu sabaha kadar böyle devam etti. Camın önünde yine onu gördüm. Elinde keçi başlı asası olan cini. Bana bakıp çık dışarı dedi. Yoksa annen gibi sen de iğrenç bir şekilde ölürsün. ''Çık dışarı lanet çamur. Sen bizimsin ve bizim olacaksın. Seni alana kadar durmayacağız.'' diyor. Kahkahalar atıyordu. Sabaha kadar evin etrafında dolandılar. Teyze ve ben başka bir odaya geçtik. Uymadan sabaha kadar durduk. Kur'an okuduk. Ben de hem Kur'an okuyor hem de ara verdiğim zamanlarda camın kenarından onları seyrediyordum. Nihayet sabah ezan okundu. Ezanın ile hepsi bir anda yok oldu. Teyze hemen üzerine bir şal aldı ve "Hadi kızım, kurtaralım seni şunlardan." dedi. "Ben de sen nereye geliyorsun? Benim için bu köy çok acı çekmiş. Daha fazla çekmenizi istemiyorum. Sen bana dün gece haddinden fazla yardımcı oldun. Başka biri olsaydı beni tereddütsüz teslim ederdi onların eline." dedim. Teyze "Haydi uzatma. Kalk. Kadir Hoca'ya gidiyoruz." dedi. Evden çıktık. Caddeden geçen bir traktöre binip yan köye geçtik. Teyzenin adı Zayde'ymiş. Birlikte Kadir Hoca'nın evine bulduk. Kapıyı çaldım. Kapıyı küçük bir erkek çocuğu açtı. Kadir Hoca'nın evde olup olmadığını sorduk. Çocuk sadece kafasını evde der gibi salladı. İçeri girdik. Kadir Hoca bir odada bir yer minderinin üzerinde oturmuş tesbih çekiyordu. Bizi görünce hoş geldiniz dedi. Kadir Hoca bana bakıp otur kızım, karşıma otur dedi. Ben de hocanın karşısına oturdum ve "Hocam" ben dedim. "Hoca biliyorum kızım." yaşadığın her şeyi biliyorum dedi. O bize kapıyı açan çocuğa bakarak bir işaret verdi. O çocuk dışarı çıktı. Bir süre sonra elinde bakır bir leğen ile geri döndü. Leğenin içine biraz su doldurdu ve içine girip yüzünü önce hocaya döndü. Sonra kafasını aşağıya eğdi. Suya baktı ve hocaya şunları söyledi. Onu istiyorlar. Onu gelinleri yapacaklar. Ortada bir anlaşma var dedi. Hoca anlaşmanın nasıl bozulması gerektiğini sordu. Çocuk tekrar suya baktı ve anlaşma için kana kan dedi. Hoca çocuğa çık sudan dedi. Çocuk sudan çıktı. Hoca bana bakarak anlaşmanın kana kan olarak biteceğini söyledi. Bende ne yapacağız hocam diye sordum. Hoca sabret kızım bir yolunu bulacağız dedi ve bütün perdeleri kapattı. Odanın içi karanlığa boğuldu. Odanın ortasına 8 tane mum yaktı ve mumlarla bir çember oluşturdu. Bana çemberin içine oturmamı söyledi. Ben çemberin içine oturdum ve hoca bana bakarak ne görürsen gör, ne duyarsan duy. Hiçbir şekilde o çemberden dışarı çıkma dedi. Ben de tamam hocam dedim. Hoca tütsüye benzer bir şey yaktı ve odanın içinde gezmeye başladı. Etraf duman altı olmuştu. Bir süre sonra odanın içi onlarca irili ufak şerli varlıkla doldu. Hepsi birden bana saldırıyor ama çemberin içine giremiyorlardı. Hoca bağırarak ''Ehlifrit, enteder'' yani... İfrit bana gel diyordu. O şerli varlıklar hocaya doğru yaklaştı. Hoca onlara bağırarak bırakın o masum kızı. Annesinin günahlarını o çekmek zorunda değil. Siz hiç mi Allah'tan korkmazsınız? dedi. O elinde asa olan cin hocaya cevap verdi. Sen bu işe karışma kör hoca. Ver o kızı bize. Yoksa seni de bu kıvılcım tanesini de yakar. Küle çeviririm. Ben kimseden ve hiçbir şeyden korkmam. Ben şeytanın bile korktuğu İfrit kabilesindenim dedi. Hoca yüksek sesle okumaya başladı. Hoca okudukça o şerli varlıklar sağa sola çarpıyor. Kendilerini dışarıya atmaya çalışıyorlardı. Ama bir türlü çıkamıyorlardı. Hoca tekrar konuştu. Buraya benim isteğimle geldiniz. Benim rızam ile gidersiniz. Eğer anlaşmayı bozmazsanız burada size saatlerce azap çektiririm. Şimdi anlaşmanın bozulması için ne istiyorsunuz? dedi. O cin cevap verdi. Anlaşma sadece o bize geldiğinde biter. Hoca, ya onu bize verirsin ya da bizi burada yakarsın. Kabilenden geri kalanlar bizim intikamımızı senden alır. Karar senin, dedi. Hoca Arapça bir şeyler söyledi. Hocanın Arapça konuşmasından sonra kapalı olan kapı kendiliğinden açıldı ve o cinler dışarı çıktı. En son o elinde asa olan cin kaldı. Hocanın yanındaki o çocuk o cinin yanına gitti ve elini tuttu. O cin de iğrenç kahkahalar atarak odadan çocukla beraber ayrıldı. Hoca kafasını öne eğdi ve derin derin düşünmeye başladı. O cinin odadan çıkmasıyla birlikte etrafımdaki mumlar söndü. Hocanın yanına gidip az önce neler oldu hocam dedim. Hoca üzgün gözlerle anlaşma bitti kızım. Onlar artık seni rahatsız edemez dedi. Ben de karşılığında ona o çocuğu mu verdiniz hocam dedim. Hoca yavaşça kafasını kaldırdı ve evet kızım onu verdim o bir çocuk değildi. Onun adı Beyt. Musabbar, cin kabilesinden bir cindi. Onu verdim. Senin karşılığında onu verdim dedi. Ben de neden bunu yaptınız hocam? Zaten bir sürü kişi acı çekti dedim. Hoca da çünkü senin geleceğini dün gece rüyamda gördüm. Ve Süleyman peygamberi de gördüm. O kıza yardım et dedi. Onun emrini nasıl çinerim kızım dedi. Ben de teşekkür ederim hocam. O halde izin verin yanınızda kalayım. Sizin görmeyen diğer gözünüz olayım dedim. Hoca yüzüme baktı ve bunu gerçekten istiyor musun dedi. Ben de bütün kalbimle hocam dedim. Hoca peki iyi öyleyse tamam dedi. Zahide teyzeyle beraber köye gidip eşyalarımı alıp hocanın evine yerleştim. Senelerce onunla yaşadım. Ondan dualar, ilimler, iyilikler öğrendim. Köy halkına yardım ettim. Hiç evlenmedim. Kadir Hoca ben 25 yaşındayken öldü. Ölürken sahip olduğu evi ve ilmini bana emanet etti. Onun emanetine sahip çıkıp onun yaptığı gibi çaresizlere yardım ettim ve ömrümün geri kalanını da yardım ederek geçireceğim. Cinler acımasız varlıklar. Benim hayatımın en güzel yıllarını aldılar. Ne olur onlarla uğraşmayın. Onlar gerçek. Onlar lanetli ve biz insanlar kadar güçlü. Hikayem bu kadar. Ben Suzan. Teşekkür ederim. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.